Herkese merhaba arkadaşlar. Dragon Ball Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olup bildirim butonunu açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Uzun zamandır çekmeyi planladığımız bir Dragon Ball serisi izleme sıralaması vardı. Artık o gün geldi. En nihayetiyle uzun bir araştırmadan sonra sizler için bu izleme listesini oluşturduk. Öncelikle tam videoya geçmeden önce şunu da söylemek isterim. Bu videoda gerçekten çok büyük bir emek var. Yani hangi film nereye, hangi bölümden sonra izlenir vesaire. Ayrıca arkadaşlar zaten bazı filmler var. Hani mantık açısından oturmuyor. Bunu da nereye oturtturabiliriz? Nerede yer alır? Nerede izlemek lazım gibisinden çok üstüne durduk. Yani sadece buradaki video ve edit değil, bunun öncesinde çok büyük bir mesai arka planda mevcut. Onu söylemek isterim. Bu yüzden bize destek verirseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Videoya geçmeden önce ufak bir şeyden daha bahsetmek isterim. Bizim web sitede zaten şu an tekrar bölümlere erişebilirsiniz. Discord üzerinden bölümler hepsi tek tek yüklenmiş bir durumda mevcut. Bunu da web siteden ulaşabilirsiniz. Yani izleyecek bir kaynak arıyorsanız aslında doğru yerdesiniz. Yanı sıra ücretsiz olarak normal serileri de orijinal Dragon Ball Box kalitesiyle değiştiriyoruz. Bunu da söylemek lazım. Bunun ama biraz zaman alacağını da vurgulayayım. Aynı zamanda bizim kendi yaptığımız bir DBT Plus projemiz var. Bize destek vermek isterseniz orada da daha iyi görsel, daha iyi bir ses deneyimi yaşarsınız. Yani görsel kalite açısından normal bir Dragon Ball'la çok büyük bir fark var. Çünkü eski çeviren arkadaşlar hem maalesef çeviri gerçekten kötü. Aynı zamanda da enkodu da pek becerememişler. Görsel kalite de kötü. Biz bunu ücretsiz bir şekilde zaten hem orijinal haline getireceğiz. Aynı zamanda kendi yaptığımız bir iyileştirme söz konusu. Yani projemiz olan DBT Plus'la da arkadaşlar ilgileniyorsanız web site üzerinden ulaşacağınız Discord adresinde de bu içerikler zaten mevcut. Orayı da biraz inceleyip kurcalayabilirsiniz. Sıralama arkadaşlar tamamıyla kronolojik bir sıralama, yani olay örgüsüne göre listeyi yaptık. Aynı zamanda bu videoda hiçbir şekilde ne görsel ne de ben size sesli bir şekilde spoiler vermeyeceğim. Çünkü yeni gelen arkadaşlar da illaki olacaktır. Bu yüzden şimdiden şunu da altını çizmek isterim. Bazı filmler size mantıksız gelebilir. Çünkü gerçekten de mantıksız bir yandan. Maalesef tam tamamına düşünülmemiş ve bazı filmler mantıklı. What If serisi, ama bazıları da bunun What If serisi olup olmadığını anlamadığı için filme tamamıyla saçma diyor. Yani bazı saç modelleri mesela orada farklı oluyor. Kanjiler farklı oluyor. Bunu da ekstradan size söyleyeyim. Zaten dediğim gibi eğer sıfırdan izlerseniz bu sıralamaya göre bu listenin tamamıyla doğru olduğunu anlayacaksınızdır. Aynı zamanda şunu da net bir şekilde iddia ediyorum. Şu listeyi şu ana kadar gerçekten hiçbir yerde bulamazsınız. Hiç kimse yapmamıştır. Tamamıyla detaylı oturduk başına izleyerek bir şekilde sizlere bunları hazırladık. Çok üstünde durduk. Dediğim gibi bunun üstüne bayağı bir ayları kapsayan bir emek var. Bunun da altını çizmek isterim. Bu yüzden videoyu dediğim gibi tekrar beğenirseniz ve yorum yaparsanız, destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk serimize. İlk serimiz arkadaşlar Dragon Ball. Dragon Ball'un 1'den 8. bölümüne kadar izliyoruz. Ondan sonra 1. filmi olan Dragon Ball Shenron Efsanesi filmini izliyoruz. Bu film arkadaşlar aynı zamanda non-canon, yani hikaye dışıdır. Bu da aklınızda bulunsun. Bu filmi izledikten sonra Dragon Ball'un 9. bölümünden 15. bölümüne kadar ilerliyoruz. 15. bölümde bir mola verip Dragon Ball'un 2. filmi olan Şeytanın Kalesine Uyuyan Prenses filmini izliyoruz. Filmi izledikten sonra 16. ve 19. bölüme geçiyoruz. 19. bölümü izledikten sonra 3. film olan Dragon Ball Mystic Büyük Macera'yı izliyoruz arkadaşlar. Bu filmde arkadaşlar aynı zamanda non-canon, yani hikaye dışıdır. Aklınızda bu da bulunsun. Bu filmi izledikten sonra Dragon Ball 20. bölümden 68. bölümüne kadar izliyoruz. Şimdi ben size zaten birden fazla yol da önereceğim bu video boyunca. 68. bölümden sonra arkadaşlar bu işi hızlıca halletmek isteyen varsa, yani 1. bölümden 68. bölüme kadar hızlı bir şekilde gelmek istiyorsanız direkt 4. film 1. bölümden 68. bölüme kadar özet niteliği olan Dragon Ball Yüce Giden Yol filmini de izleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda 4. film. Eğer 1'den 68'e kadar geldiyseniz zaten bunu izlemeye gerek yok, ama yok ben hızlıdan gireyim derseniz bu filmi de hemen izleyip 69. bölümden devam edebilirsiniz. Ama önermem, çünkü birçok karakterin arka planını kaçırmış olacaksınız. Tabi bu size kalmış bir şey. Dediğim gibi 69. bölüme geçiyoruz ve 153. yani sonuncu Dragon Ball bölümüne kadar izliyoruz ve böylece arkadaşlar Dragon Ball'un ilk serisini tamamlamış bulunmaktayız. Gelelim arkadaşlar ikinci serimiz olan Dragon Ball Z'ye. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada bir tane yolumuz mevcut. Öncelikle 191 bölüm olan Dragon Ball Z var elimizde. Diğer tarafta da Dragon Ball Kai var. Dragon Ball Kai'da arkadaşlar 159 bölüm. Dragon Ball Kai tamamıyla Dragon Ball Z'nin özet hali arkadaşlar. bilirsiz hali. Ama burada bile zaten az çok yine fillerlar mevcut. Ama özet gibi düşünün. Eğer hızlı yol almak istiyorsanız arkadaşlar Dragon Ball Kai'yi de tercih edebilirsiniz. Ama benim burada tabii kişisel önerim, eğer uzun soluklu bir şey arıyorsanız kesinlikle Dragon Ball Z'yi öneriyorum. O zaman ben burada Dragon Ball Z'ye göre devam edeceğim. Dragon Ball Kai yolunu tercih edenler Dragon Ball Kai'yi izleyip ondan sonra bütün filmini izleyebilir. Çünkü bu yaptığım sıralamada Dragon Ball Kai'ya göre bir sıralama mevcut değil. Yani Dragon Ball Kai'yi izleyip ondan sonra Dragon Ball Z'nin bütün filmlerini izleyebilirsiniz. Şimdi Dragon Ball Z yolunu tercih edenleri de hemen bir rehberlik edelim. Öncelikle arkadaşlar Dragon Ball Z'nin 1. bölümüne geçmeden önce Dragon Ball Z'nin 1. filmi olan Ölü Bölge'yi izliyoruz. Bu film Dragon Ball Z'nin 1. bölümünden önce geçiyor zaten. Ve bu film arkadaşlar aynı zamanda kayıt dışıdır. Aklınızda bulunsun. Ondan sonra Dragon Ball Z maceramıza başlıyoruz. Birden 36. bölüme kadar izliyoruz. Ondan sonra Dragon Ball Z'nin 2. filmi olan Dünya'nın En Güçlü Adamı filmini izliyoruz. Onun hemen ardından arkadaşlar 3. filmi olan Kudret Ağacı'nı izliyoruz. 3. filmde bir parantez açmam lazım. Bu bir What If filmidir. Burada da ufak bir, dediğim gibi hani bir What If serisi olduğu için biraz şaşırabilirsiniz. Çünkü burada bazı karakterler öyle olması lazımken burada mevcutlar. Aynı zamanda burada bizim Goku'nun da kancisi farklı. İpucu olarak bunu vermiş olayım. Yani bu film What If serisidir. Hazır What If'e de değinmişken arkadaşlar ufak bir ön bilgi vereyim. Bilmeyenler de What If ne demek diye araştırma yapmasın arkadaşlar. What If yani böyle olsaydı gibi bir film. Aklınız olsun yani What If dedim mi? Bu böyle olsaydı oluyor. Yani hikayeye dahil bir şey değil. Zaten Dragon Ball Z'nin birçok filmi dediğim gibi non-canon. Yani tamamıyla What If serileri ya böyle olsaydı gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bu iki filmi izledikten sonra arkadaşlar Dragon Ball Z'nin 37. bölümünden 86. bölümüne kadar devam ediyoruz. 86. bölümden sonra Bardock Special ve OVA 3 Episode of Bardock'u izliyoruz arkadaşlar. Burada zaten ufak spoiler vermeden yorum yapayım. Sizin de bunu biraz oturtmanız için. Burada tam büyük bir savaş meydana gelirken ufak bir flashback oluyor. Yani biraz bir geriye gidiyor. Burada arkadaşlar tam o flashback, yani bölüm bittikten sonra bu iki filmi izlemenizi kesinlikle öneririm. Ondan sonra zaten arkadaşlar dövüşümüze devam edeceğiz. 87'ye geliyoruz. 87'den 111. bölümüne kadar izleyeceğiz. Ondan sonra Dragon Ball Z'nin 4. film olan Lord Slug var sırada. Bunu izliyoruz arkadaşlar. Unutmayın bu filmde hikaye dışıdır. Yani non-canon'dur. Bunu izledikten sonra 112. bölümden 120. bölümüne kadar ilerliyoruz. 120. bölümde bir ufak bir mola. Dragon Ball Z Trunks Special filmini izliyoruz. Ve bu filmde unutmayın bir What If serisidir. Aynı zamanda non-canon'dur arkadaşlar. Yani hikaye dışıdır. Ondan sonra arkadaşlar 2 bölüm daha izliyoruz. 122 ve 123'ü ve Dragon Ball Z 5. film olan Kula'nın intikamına geliyor sıra. Onu izliyoruz. Bu filmde de arkadaşlar unutmayın olayların gerçekleşmesi için uygun bir zemin yok. Yani bu da bir What If serisidir. 5. film izledikten sonra 124. bölümden 134. bölüme kadar geliyoruz. Burada arkadaşlar Dragon Ball Z'nin 7. filmi olan Super Android 13'ü izliyoruz. Bu da non-canon bir seridir. Ana hikayeden bağımsız ve kesinlikle mantıksal bir zemine maalesef oturmuyor. Zaten bunu izleyince siz de anlayacaksınız. Bu da arkadaşlar unutmayın bir What If serisidir. Yani bundan mantık aramayın. Bu böyle olsaydı diye bir işlenilmiş film arkadaşlar. Bu filmi izledikten sonra 135. bölümden 174. bölüme kadar ilerliyoruz. Burası da zaten çok önemli. 174. bölümden sonra 10 günlük bir time skip mevcut. Bu boşlukta zaten arkadaşlar birkaç filmi de izleyeceğiz. Bunların da hepsi aynı zamanda non-canon'dur. Bu filmlerimiz neler? Birlikte bakalım arkadaşlar. Dragon Ball'un 6. filmi olan Kula'nın geri dönüşü. Burada zaten önemli olan husus Gohan'ın saçının farklı olması. Diğerini de zaten söyleyemeyeceğim çünkü yoksa spoiler olur. Ama izleyince siz de anlayacaksınız. Bu da zaten arkadaşlar dediğim gibi non-canon. Aynı zamanda bir What If filmidir. Aklınızda bulunsun. Bundan sonra arkadaşlar Dragon Ball Z'nin 8. filmi olan Broly Efsanevi Super Saiyajin filmini izliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar Dragon Ball Z'nin 1. ovası var. Onu izliyoruz arkadaşlar. Super Saiyajin'i ortadan kaldırma planı ova 1. Aynı zamanda buna arkadaşlar ufak bir alternatif verebilirim. Dragon Ball Blast 2 diye bir oyun var. Onun da arkadaşlar içinde bir özel bir sahne var oyunun içinde. Tamamıyla bu ova 1'i tekrar yeniden çizmişler. Daha güzel bir görsel kalitesi mevcut. O yüzden isterseniz onu da tercih edebilirsiniz ama ikisi de tamamıyla aynı olayları anlatıyor. Aklınızda bulunsun. Dragon Ball Z 175. bölümden 192. bölümüne kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Burada yine bir mola verip Dragon Ball Z'nin 9. filmi olan Bojack Serbest filmini arkadaşlar izliyoruz. Bu filmde unutmayın nankeren yani hikaye dışıdır. 193. bölümden arkadaşlar 207. bölüme kadar ilerliyoruz. Ondan sonra Dragon Ball Z'nin 10. filmi olan Broly 2. gelişi filmini izliyoruz. Ondan sonra 208. bölümden 220'ye kadar tekrar ilerliyoruz ve burada Dragon Ball Z'nin 11. filmi olan Bio Broly'yi izliyoruz. Burada zaten arkadaşlar tam olaylar meydana gelirken diyeceksiniz ya niye burada bir durduk, mola verdik. Burada arkadaşlar bizimkiler bir yerden ayrılıyor. Oraya doğru yola çıktıklarında geriye kalan arkadaşlarımız Bio Broly filmindeki olaylarla ilgileniyor. Bu filmi izledikten sonra arkadaşlar Dragon Ball Z'nin 221. bölümüne tekrar geri geliyoruz. 262'ye kadar da devam ediyoruz. Burada 262'den sonra Dragon Ball Z'nin 12. filmi olan Fizyonun yeniden doğuşunu izliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Dragon Ball Z 263. bölümden 287'ye kadar devam ediyoruz. Ve burada zaten Dragon Ball Z'nin 13. filmi olan Ejderha'nın gazabını izliyoruz. Bu filmi de bitirdikten sonra Dragon Ball Z OVA 2 Goku ve arkadaşları geri dönüyor izliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da Dragon Ball Z'nin zaten son iki filmi kalıyor. Birisi Tanrıların Savaşı, diğeri de F'in dirilişi arkadaşlar. Bu iki filmi izledikten sonra arkadaşlar Dragon Ball Z'yi şimdilik bitiriyoruz. Biliyorum bazılarınızın aklınızda bir soru işareti kalmıştır. Çünkü Dragon Ball Z 291 bölüm ama burada 1-2 bölümü, daha doğrusu tam tamına 3 bölümü atlamış olduk. Zaten sebebini de açıklayacağım ben size. Şimdi arkadaşlar bundan sonra Dragon Ball Super'e geçiş yapıyoruz. Eğer Dragon Ball Z'nin son 2 filmini izlediyseniz, yani 14. ve 15. filmini izlediyseniz arkadaşlar direkt ilk 27 bölümü atlayabilirsiniz. Çünkü 1. bölümden 27. bölüme kadar tamamıyla 14. ve 15. filmin arçlarını işliyorlar. Yani burada direkt bu iki filmi izleyip 28. bölümden devam edebilirsiniz veya tamamıyla size kalmış 1. bölümden 27. bölüme kadar izleyip 28'e atlayabilirsiniz. Tercihimizi yaptıktan sonra 28. bölümden 131. bölümüne kadar yani tamamıyla Dragon Ball Super'in sonuna kadar izliyoruz arkadaşlar. Dragon Ball Super'i bitirdikten sonra arkadaşlar Dragon Ball Super'in 1. ve 2. filmi Broly ve Süper Hero'yu izliyoruz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bu filmin henüz hikayeye dahil olup olmadığını net bir şekilde %100 kanıtlı bir şekilde söyleyemiyoruz. Bu yüzden ben de emin olmadığım bir şeyi bu böyleymiş şu böyleymiş diyerek eklemeyeceğim bu videoya. Ama yine de ben bunu dedim diye de bence izlememezlik kesinlikle yapmayın. Çünkü iki film de oldukça başarılı. Hatta Dragon Ball Z'nin filmlerine göre çok daha iyi bir durumda, aklınızda bulunsun. Bunu izledikten sonra arkadaşlar Dragon Ball Z 289. bölüme geri geliyoruz. 291. bölüme kadar da izliyoruz arkadaşlar. Son bölümüne kadar. Merak edenler için eğer dayanamıyorsanız yani şu an izleyip bakamıyorsanız şunu söyleyeyim. 288 ve 289 arasında bir time skip, bir zaman atlama söz konusu. Bunun zamanını ben size vermeyeyim çünkü bir tık ufak da olsa spoiler'a girmiş oluyor. Zaten izleyince siz de anlarsınız. Ondan sonra arkadaşlar Dragon Ball GT'ye geçiyoruz. Dragon Ball GT tamamıyla baştan sona kadar yani 64 bölümün hepsinde ara vermeden izleyebilirsiniz. Ondan sonra GT'nin 1. filmi olan Bir Kahramanın Mirası'nda arkadaşlar hemen ardından izleyebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, Dragon Ball GT serisi ve filmi tamamıyla hikaye dışı. Bu da aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar şu an için bütün Dragon Ball içeriklerini tüketmiş bulunmaktayız. Eğer buraya kadar geldiyseniz size ekstra da bir bonus önerim olacak. Dragon Ball Z'nin One Piece ve Toriko ile birlikte yaptığı bir special var. Onu da bonus olarak isterseniz izleyebilirsiniz. Tabii ki bu da tamamıyla non-canon hikaye dışı, zaten 3 animenin bir yerde olması bence bunun açık ve net göstergesi. Evet arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz ve dinlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Umarım rehber sizin için faydalı olacaktır. Dediğim gibi doğruluğundan %100 eminim. Bunu herhangi bir başka bir yerde kesinlikle bu şekilde bulamazsınız. Ben çok aradım. Maalesef bulamadım ve faydalı olsun diye de böyle bir şey uzun süredir aklımda vardı. Araştırıyorduk. İzleye izleye bir şekilde buralara getirdik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve aboneyseniz bildirim zilini açmayı unutmayınız. Aynı zamanda yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz çok ama çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.